Hani yaşlı kadın antikacıdan aldığı 100 yıllık fincanı özenle vitrinine koymuştu da bir an ona hayranlıkla bakarken aklından geçirmişti. Acaba çok mu para ödedim diye. Sonra üzerindeki o işlemelere parıl parıl parıldamasına bakıp zerafetine bakıp yo yo bu tam bir sanat eseri diye düşünmeye başladığı anda bir ses duymuştu. Bana hayranlıkla baktığını görebiliyorum ama bilmelisin ki ben önceden böyle değildim. Kadın bir anda ürkerek böyle sesin nereden geldiğini de anlamadığı için ne dediniz anlayamadım filan demişti de kekeleyerek fincan devam etmişti konuşmaya. Demek istiyorum ki ben önceden böyle değildim. Bir avuç çamur parçasıydım. Bir zanaatkar gelip beni aldı ve ezdi, dövdü, yoğurdu. Ben böyle canımın acımasına dayanamayıp lütfen dur dayanamıyorum yeter artık diye yalvardıysam da yüzünde bir gülümsemeyle daha değil dedi. Ve ardından beni bir tezgahın üzerine koydu, döndürdü, döndürdü, döndürdü. Artık başım o kadar döndü ki yine dayanamayacağımı düşünüp dur artık lütfen dur diye yalvardım ama yine yüzünde bir gülümsemeyle daha değil dedi. Sonra beni alıp bir fırına koydu. Ben o kadar korktum ki böyle fırının içindeki camdan onu görebiliyordum. Yalvardım, fırının camlarına vurdum. Lütfen çıkar beni, yakıp kavuracaksın burada dedim ama bir kez daha gülümseyerek daha değil dedi. Orada böyle küle döneceğimi düşündüğüm anda artık böyle yandım, yandım, o kadar yandım ki tam dayanamayacağımı düşündüğüm noktada gelip beni çıkardı. Ve sonra bir masanın üzerine koydu. Fırçalar ve boyalar vardı. Fırçayı üzerinde gezdirmeye başladı. Ben o kadar gıdıklandım ki kikirdeyerek dur lütfen dur dayanamıyorum dedim. O bir kez daha hayır daha değil dedi. Sonra fırçayla işini bitirince beni bir kez daha fırına koydu. Ben o kadar korktum ki aynı acıları tekrar çekeceğim için ne olur ne olur çıkar beni buradan diye yalvardım ona. Yine onu fırının camından görebiliyordum. Bana daha değil dedi ama bu kez onun da gözünden bir damla yaş süzüldüğünü gördüm. Bir süre sonra tam yine kavrulacağımı düşündüğüm anda beni gelip çıkardı. Artık nefes alabiliyordum. Beni bir tezgahın üzerine özenle koydu ve gülümseyerek işte şimdi tam istediğim gibisin dedi. Ve sonra bana kendine bir bakmak ister misin diye sordu. Ben de evet deyiverdim ama önüme bir ayna getirip koyunca gördüklerime inanamadım. Bu ben değilim dedim. Ben bir avuç topraktım sadece. Sonra usta konuşmaya başladı. Evet sen bir avuç topraktın ve seni oradan almasaydım parçalanıp toz toprak olacaktın. Eğer seni ezip yoğurmasaydım, üzerinde çalışmasaydım dağılacaktın. Döner tezgahın üzerinde sana eğer şekil vermeseydim görüntünün bir anlamı olmayacaktı. Fırına koymasam çatlayacaktın. Üzerinde fırçayla çalışmasam hayatın renksiz olacaktı. Ama biliyor musun? Sana asıl mukavemet veren, asıl güçlendiren ikinci kez fırına koymam oldu. İşte orada artık o kadar güçlendin ki şimdiki halini aldın. Sonra ben biraz da şaşkınlıkla ona şöyle dediğimi hatırlıyorum. Değerli ustam, ben bu acı ve sıkıntıların beni bu hale getireceğini bilmiyordum. Sana isyan ettim, yapma dedim. Beni bağışla. Şu anda kendimi gördüğümde gözlerime inanamıyorum. Gördüğüm güzellik karşısında. Evet sevgili dost, ben bu hikayeyi çok severim. Gerçekten hayatın tam da içinden bir hikaye çünkü. Zanaatkarlar nasıl ki bir avuç toprağı böyle bir sanat eserine dönüştürürse, Allah da bazen verdiği dert ve sıkıntılarla aslında bizim tekamül yolculuğumuzu tamamlamamız için, ilerlememiz için, önümüzdeki bir engeli aşabilmemiz için bize fırsatlar vermiş olur. O sıkıntıyla ilk karşılaştığımızda aşamayacağımızı düşünebiliriz. Lütfen dur demesi gibi fincanın keşke olmasaydı falan diyebiliriz. Ama her açtığımız sıkıntıda aslında başka bir versiyonumuza doğru ilerleriz. Asla o sıkıntıdan önceki halimiz gibi değilizdir artık. İlerlemişizdir, büyümüşüzdür, gelişmişizdir. Uğraştığın,
aşmaya çalıştığın sıkıntılara biraz da buradan bak, olur mu? Ama dayanamayacağını hissettiğin zamanlarda ya da böyle çaresiz gibi hissettiğin zamanlarda senin için iki tane tavsiyem olacak. Yahut da bu durumda, bu durumun iyiliğiyle, güzelliğiyle, bu durumun fırsat oluşuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çaresiz hissediyorsan bir anlamda uçurumun kenarındasındır. Ama güzel haber şu ki, uçurumun kenarındaysan eğer cesur olmaktan başka şansın yoktur. Artık kaçacak, gidecek, bir adım atacak yerin yoktur. Cesur ol ve önüne bak. Adım at, harekete geç. İçindeki güce güven. Yapabilirsin. Kaçmak yerine yüzleşmeyi seç. Ya da çaresiz hissediyorsan kendinden, başkalarından beklentileri bırak. Ellerini aç ve içten bir şekilde dua et. Burada videoyu bitirirken benim böyle anlarda çok sevdiğim bir dua var. Onu seninle paylaşmak istiyorum. Aziz Mahmut Hüdayi'ye ait olsa gerek diye biliyorum. Şöyle diyordu. Ey taşı cevher, toprağı insan eden, zerreyi gün, katreyi umman eden, ey bütün müşkülleri asan eden, bir onulmaz derde düştüm. Medet. İçten bir şekilde dua et ve sonra üzerine düşeni yap. Aslında hepsinin aşılabilir sıkıntılar olduğunu göreceksin. Beğendiysen beğene basmayı unutma. Henüz abone değilsen, abone olursan da bildirimleri açarsan yeni videolardan haberdar olabilirsin. Bu kanalda gelişimden, motivasyondan, faydalı bilgilerden başka bir şey bulamayacağından emin olabilirsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Senin sıkıntıları aşmak için kaçmak yerine yüzleşmene, senin sıkıntılarla karşılaştığında hepsi bu mu, bunlar bana vız gelir demene, senin başarına.